Gamze. Gamze bekle. Gamze diyorum. Ha, git. Gamze. Gamze. Ya bırak. Gel dışarıda konuşalım. İstemiyorum, git. Tuna duyacak, bağırma. Git diyorum. Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz yine? Geçin bakayım şöyle siz. Geçin hadi. Siz de geçin. Emine, sen Nilüfer'i al da benim odama, çocukların yanına geçin. Hadi çocuğum. Oturun oğlum. Ne dikiliyorsunuz öyle? Oturun hadi. Siz yemekte değil miydiniz? Ne oldu? Fatma Hanım bir şey mi dedi? Demez mi? Evet bak, soru sordu baban. Hadi anlat istersen. Sen şimdi hiç yağ gibi üste çıkmaya çalışma. Önce kendi yaptığın hesabını ver. Gamze, Ömer ne oluyor, bir anlatsanıza. Anlatıyorum anlatıyorum, dinlemiyor ki. Sadece bas bas bağırıyor. Ne yaptın da bağırıyor? Heh, anlat bakalım. Vicdanla görüştüm baba. Lan sen yine mi lan? Dur. Lan, otur. Lan yine mi lan? Tahir. Geç, otur, otur yere. Tahir. Attırma kafamı. Dursana ya. Heh, duydunuz işte. Kadınla görüşmüş. Güya bizden uzak durmasını söyleyecekmişmiş. Ama kadınla görüşmüş sonuçta. Burada mı o kadın hani? Burada. Oğlum senin aklından zorun mu var? Onca yaşanan şeyden sonra sen nasıl gidiyorsun hala vicdanın yanına? Görüşmek zorundaydım baba. Tamam mı? Anlatmaya çalışıyorum Gamze'ye ama anlamıyor ki beni. Anlamadığı ne? Anlaşılacak ne var bunda? Derdin ne evladım senin? Anlat bakayım, ben anlayacak mıyım bir şey? Hesap sormaya gittim. Neyin hesabı? Of Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol yarabbim. Vicdan sana ne yaptı da sen hesap sormaya gittin? Lan yoksa o Kamil denet... Otur! Tahir, dursana. Dün o Kamil'in dedikleri doğru muydu lan? Ha? Konuşsana lan Ömer. Sen sus, başlama yine. Hiçbir günahım yok benim. Hadi lan oradan. Başımıza gelen bütün musibetlerin sebebi sensin lan. Ne olur yapmayın. Annem yüzünden kavga etmeyin. Yani ne yaptıysa yaptı işte. Geçmişte kaldı. Benim hayatımı bitirdi zaten. Sizinkini de mahvetmesine izin vermeyin. Ne olur. Yalvarırım. Canım kızım benim. Ne güzel de sahip çıkar annesine. Anne. Anne, burada ne işin var senin? Asıl sen ne arıyorsun burada? Sabahtan beri deli gibi seni arıyorum. Meraktan kahroldum. Ya size ne demeli? Madem kızım buradaydı, niye haber vermediniz? Hiç mi vicdanınız sızlamadı?
Annesiyim ben onun ya. Annesi. Ben istemedim haber vermelerini. Nilüfer. Ben senin için ölürüm, biliyorsun değil mi? Bana bir daha sakın bu korkuyu yaşatma. Hadi gidiyoruz. Kalmak istemiyorum ben seninle. Nilüfer, gideceğiz dedim. Ben de gelmiyorum dedim. Git anne, istemiyorum. Nilüfer, beraber gideceğiz. İstemiyorum diyor kız. Duymuyor musun? Sen çocuğunu bırakıp gider miydin? Gitmezdim. Ama o da benim bırakıp gitmemi istemezdi. Çünkü onu koruyanın ben olduğumu bilirdi. Sana mı kaldı ya benim kızımı korumak? Maalesef bize kaldı. Bir dakika, bir dakika. Sen kızının burada olduğunu nereden bildin? Kim söyledi sana bunu? Tahir, sen söyledin değil mi? Şükran, saçmalama. Benim ne işim olabilir bu kadınla? Ne bu peki şimdi? Çıkar bakayım şunu sen. Çıkar. Çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar. Çıkar. Ne bu hırka o zaman Tahir? Nereden çıktı bu? Şükran, bu hırka benim hırkam değil ki. Yürü be. Yeter. Kimse söylemedi. Aş evinin kapısından da getirmiştin ya. Tahmin ettim ben burada olduğunu. Hadi Nilüfer, gidiyoruz. Ya anne, yalvarırım, istemiyorum. Zaten ben sana ayak bağından başka bir şey değilim. Ben burada kalmak istiyorum. Burada. Bu insanlarla kalmak istiyorsun öyle mi? Duydun kızım. Rahat bırak artık onu. Baba, olmaz. Bırak gitsinler ikisi de. Yeter. O bir yetişkin. Kararını da vermiş. Kızım. Sen benim her şeyimsin. Ben senin için katlanıyorum bu dünyaya. Herkes hor görüyor. Herkes düşman. Bir sen varsın bana kötü kötü bakmayan. Ben bir tek senin için nefes alıyorum. Yoksa çoktan vazgeçerdim. Anne, ben çok acı çekiyorum. Dayanamıyorum artık. Dayanacak gücüm kalmadı. Sen de mi yüzüstü bırakacaksın beni? Öz kızım bile sevemiyorken ben niye yaşayayım hayata? Asıl sen sevemedin beni. İtip kalktın, yok saydın. Hangi anne kızına böyle davranır? Anne, ben bütün hafızamı silmek istiyorum, biliyor musun? Çünkü içinde bir tane bile güzel anım yok. Her şeyi unutmak istiyorum ben. Utanarak yaşamaktan, boynumu eğmekten bıktım artık. Nilüfer. Nilüfer. Ben seni kucağıma aldığımda senden bile küçüktüm. Ne gidecek bir yerim vardı, ne de param. Açtın ya sen, aç. Mama alacak, bez alacak param yoktu benim. Kimse acımadı bana. Ben senin için gözümü kararttım. O yüzden girdim bu yola. Hayat bana başka bir yol tanımadı. Ama sen de haklısın. Düzgün bir iş bulacağım. Namusumla çalışacağım. Tamam mı? Bir şey demeyecek misin? Benden bu kadar utanıyorsan, yüzüme bile bakamıyorsan, ben giderim kızım. Anne. Tuna, sen niye indin aşağı? Sesler duydum, ne oluyor? Nilüfer, hadi sen anneni al, bir elinizi yüzünüzü yıkayın kızım, hadi. Anne, kim bu kadın? Niye ağlıyorlar? O kadın.
kadın Nilüfer'in annesi. Biraz tartıştılar. Ama merak edecek bir şey yok. Hadi sen şimdi git odana uyumaya çalış. Yarın okul var. Hadi oğlum. Emine, sen de kardeşlerin yanına git. Yarın okul var. Uyu hadi. Özür dilerim kızım. Umarım bir gün beni bağışlarsın. Ağlama. Ağlama, kurban olayım. Ağlama. Ağlama, ben dayanamam sana böyle, ağlama. Biz böyle bir hayat hak etmiyorduk anne. Biz daha iyisini hak ediyoruz. Bana bak Nilüfer. Çıkacağız bu çukurdan. Sana söz veriyorum. Annenle gurur duyacaksın. Ve sana yemin ediyorum, biz değil, dünya bizden özür dileyecek. O namuslu geçinenlerin başı öne eğilecek. Hadi git sen şimdi, ben de bir yüzümü yıkayayım. Tamam. Tahir yetmedi, bir de kızımı elimden alacaksın Reşat Bey, öyle mi? Ölümü çiğnersin. Al işte baba, olacağı buydu. Ya Nilüfer'i alıp getirmeyecektin baba buraya. Ne yapsaydım? Gencecik kızı sokakta mı bıraksaydım? Baba tamam, haklısın, doğru yaptın, tamam kabul. Sen bu durumda olanı düşmanın olsa kabul edersin ama bu durum başka. Biliyorsun baba. Baba düğünde bize yaşattığını da hatırlatırım. Bizi nasıl kışkırttığını. Ömer'le dans edeceğim diye başladı gece. Tabanca burnumuzda bitti. Ya Kamil'in halt yemesi değil miydi düğündeki durum? Ömer? Yok sarıldı da öptü diye iftira atmadı mıydı o adam? Daha iyi misin şimdi? Hı. Ben biraz duygusal davrandım. Benim burada kalmam doğru olmaz. Ben özür dilerim sizden. Annemi de bu halde bırakamam. Ben gideyim onunla. Hı. Nereye gideceksin Nilüfer? Sokakta mı kalacaksınız yine? Bilmiyorum ama bırakamam onu. Canım benim, bak. Sen onun annesi değilsin. O senin annen. O bir şekilde seni korumak zorunda. Ama durum malum tabii. Belki niyeti o değil ama sonunda zarar gören sen oluyorsun. Kızım tamam yani. Annen söz verdi düzgün bir hayat yaşayacağım diye ama... bir hale yola koysun. Bir bak, gör. Sonra gidersin. Kendine bir şey yapmasından korkuyorum da. Daha önce... o... intihara kalkışmıştı. Hap içmişti. Şimdi yine bir şey yapmasından korkuyorum. Yalnız bırakamam onu. İyi de nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Paranız var mı? Baba söylemez o yılan ama vardır onun parası. Düşünme bu kadar onları, tamam mı? Tahir, tamam.
Anne daha iyi misin? İyi olacağım. Merak etme. Tamam hadi gidelim, ben de seninle geleceğim. Beni bırakmayacağını biliyordum. Canım kızım benim. Sağ olun yardımlarınız için. Allah sizden razı olsun. Senden de kızım. Nilüfer. Ben de bir Reşat Hoca ile vedalaşayım. Bir izin ver. Yalan yok. Bir zamanlar ben oğlunuzu sevdim. O da beni sevdi. Vicdan kes! Allah'ım sen bana güç ver yarabbim. Ya baba bu kadın karşımda bunları söyleyecek. Sen bunları dinleyecek misin şimdi? Bir kere de ben içimi dökeyim be Tahir. Evet, sevmiştik birbirimizi. Estağfurullah ya. Ama siz beni sevmediniz. Sevemediniz. İçimde biriken öfkeyle geçti yıllar. Sonra o öfke beni ele geçirdi. Öfkenin kendisi oldum. İntikam arzusuyla yandım, tutuştum. Benim bu hale gelmemde suçunuz var. Ama kabul, ben de yanlışlar yaptım. Size, ailenize zarar vermek istedim. Verdin de. Komple aileye zarar verdin sen. Şimdi de geldin, günah mı çıkarıyorsun sen burada? Evet. Çünkü hatamı anladım. Ben bütün yaptıklarım için sizden özür diliyorum. Senden de. Hepinizden. Lütfen affedin beni. Bağışlayın. Sen önce kızına verdiğin sözü tut. Namuslu, düzgün bir hayat yaşa. Sonra karşıma gelip özür dilersin. Gelmesin. Özür diledi bitti. Gelmesin baba. He. Nereden nasıl başlanır bilemiyorum. Kolay olmayacağını da biliyorum. Ama size söz hocam. Namuslu bir hayat yaşayacağım. Kızıma da annesinden utanmayacağı iyi bir gelecek vermek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Vardır onun parası baba. Yok. Ama teşekkür ederim. Beni düşündüğünüz için. En kötü biz parkta falan yatarız.
Kur'an'ın öğütleri hiç mi yol göstermeyecek kalplerimize? Gerçek iyilik, yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz değildir. Gerçek iyilik, kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygambere inanmasıdır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, yardım isteyenlere ve özgürlüğünden yoksun bırakılana sevdiği maldan harcamasıdır. Doğru olan işte bunlardır. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar işte bunlardır. Kalın bu gece burada. Ne? Baba ne diyorsun baba? Baba yani bu hiç yakışık alır mı? Hani olur mu öyle bir şey? Nisa bir şey desene gözünü seveyim. Baba, baba Şükran haklı. Olmaz böyle şey lütfen baba. Düşman olsa bu durumdayken bırakılmaz. Günahtır, ayıptır. Bu gece kalsınlar. Yarın ne yapacağımızı düşünürüz. Allah sizden razı olsun. Sağ ol. Resmen plan kurdu. Kızını kullandı bu plan için. Babanı bile kandırdı ya. Çok güzel konuşmuşsun. Çok ağır konuşmuşsun. Bayağı ikna olmuş. Aklı başına gelmiş. Tebrikler. Önce bir sakin ol. Duydum babamı. İnancı vicdanı el vermedi. Kararı değişmez şimdi oğlum. Benim bu eve girmem tam bir yılımı aldı. Tam bir yıl. E bu kadar kolaysa ben de kendimi yerden yere atıp ben de sinir krizi geçirirdim. Ne bileyim bu kadarında numara yapmıyordur herhalde. Ya yapma artık. Buna da inanmış olamazsın. Düğünde çevirdiği dümenden sonra birazcık fikrin olmuştur diyordum. Fikrim olmasa gidip konuşmazdım herhalde. Ne yapayım? Ne yapmamı istiyorsun? Babama rağmen kollarından tutup ne yapayım? Sokağa mı atayım onları ben? Ben bilmiyorum. Bu kadın burada kalıyorsa ben kalmıyorum. Sen de kalamazsın. Nereye gideceğiz? Bilmem. Bir otele falan gideriz. Olur. Kral dairesi mi istersin balayı suydu mi? Lobi de olur. Buradan gidelim de. Babam yarın bir çözüm bulacağız dedi. Sonsuza kadar burada kalacak değiller ya. Uyuz uyuz konuşma Ömer. Aksiyon al biraz. Şükran'ın yüzünü gördünüz mü? Yazık. Hayır ben bir yandan onlara da çok üzülüyorum. Üzülme. Nisa vicdana üzülme. Numara yapıyor o. Yalan söylüyor ben adım gibi biliyorum. Onun öyle hayatına çeki düzen vereceği falan yok. Tek derdi var bizim dibimizde olmak. Pardon. Ömer'in dibinde. Anlamadım o. Onun derdi Tahir abimle değil mi? İkisiyle de demek ki. Gamze doğru söylüyor. Özür diledi diye yani yaptıklarını unutmamamız lazım. Haklısın. Hadi yürü. Hadi, hadi. Bak. Nisa en azından anlıyor. Gamze delirtme beni. Sen beni delirtme. Yüce gönüllü Ömer. Thank you.
Yarın ne olacak baba? Nasıl bir çözüm bulacaksın? İş bulacağım dedi. Evet, iş bulacağım Tahir. Sonra da kızımı alıp buradan gideceğim. Ben de burada kalmaya meraklı değilim. Kimseye yük olmaya da niyetim yok. Nilüfer, hadi. Geç oldu kızım. Sen al anneni, gidin yatın. Herkesin sinirleri yeterince bozuk. Sabah salim kafayla bakarsın. Hadi anne. Bak Vicdan. Bu akşam sana kapımı açtıysam... bu önümde benden af dilediğin için değil. Burada kalıyorsan... bu kızın hatırına. Sakın aklından çıkar. İyi geceler. İyi geceler. Hayırlı geceler. Bir gecede değiştiğine inanmıyorsun değil mi baba? Onu zaman gösterir. Zamanla göreceğiz demek ki o zaman. Bakıp göreceğiz, uzun uzun göreceğiz yani. Yapma, yapma Şükrü Hanım, ne olur yapma. Baba, görüyorsun halini. Yapılır mı bu Şükran'a ya baba? Tamam, tamam. Ne olur gizli. Baba Şükran'ı üzme diyordun sen bana. Al şimdi kendini ağlatıyorsun baba. Kızım, seni ne kadar üzdüğümü, kırdığımı biliyorum. Keşke yaşanmasaydı bunlar. Ama inan o kızın da bir günahı yok. Ben onu ortalıkta bırakamazdım. Düşene vurulmaz. Ben yapamam. Gidecekler ama değil mi baba? Zamanla görmeyeceğiz yani burada. Olur mu öyle? Elbette gidecekler. Aksi düşünürüm. Durdun babamı değil mi? Toparla kendini Şükran. Ne olur hadi. Sağ ol baba. Abla, abla lütfen sen bir şey söyle Gamze'ye. Bak kalmayacağım diyor. Nereye gideceğiz ya biz gece gece? Allah Allah, sen nereye geliyorsun ya? Ben oğlumu alır giderim. Görüyorsun değil mi? Sırf inat yapıyor, sırf. Ya Gamze tamam haklısın da Ömer de haklı. Gecenin bir körü nereye gidilir? Cehennem bile buradan iyidir. Laflara bak laflara. Yapmayın. Ne olur bari siz yapmayın. Zaten Şükran çok ağladı, zor zapt ettim kızı. Kapıdalar hadi, bekliyorlar. Hadi. Haklı. Haklı. Neyse, onları bir uğurlayalım da biz seninle sonra konuşuruz. Şükran, kızım, Nilüfer'in halini görüyorsun değil mi? Gencecik kız, tertemiz de. Kurtulmak istiyor bu bataktan. Allah muhafaza, o da mı kötü yollara düşseydi? Bir canı kurtarmak ne kadar değerli, ne kadar hayırlı kızım. Allah bu yaptığımız iyiliği karşılıksız bırakmayacaktır.
Hamza kızım. Gerçeği söylemem gerekirse... ben bu geçmişte yaşananlarda suçum olduğunu düşünüyorum. Eğer mümkünse de telafi etmek istiyorum. Baba, ya vicdanın burada olduğu duyulursa ne yapacağız? Ne diyeceğiz etrafa? Konuşacaklar. Sanki az rezil olmadık, yine olacağız ya. Kim ne derse desin. Ben bir Allah'a hesap veririm. O biliyor, görüyor. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Telefonum yok. Ben çaldırayım abi senin. Yok yok, gerek yok. İçeride unuttum, biliyorum. Ben hemen alıp geliyorum. Sabahtan beri sokaktaydın. Hadi uzan biraz. Tamam. Hadi gel şöyle ana kızı koyun koyuna yatalım. İşte konuşacağız hani. Hadi acele et. Bekle beni, burada geliyorum ben şimdi. Sen Nilüfer'in burada olduğunu nasıl anladın? Safer Kay'ın benim. Nilüfer'i iyi diyen sen değil miydin? Seni herkesten iyi tanırım ben Tahir. Satır aralarını iyi okurum ben. Bana bak. İşim yok, param yok. Ayaklarını kes. Sana verdiğim para bir ay yeter sana. Anladın mı? Hemen Nilüfer'i alıp buradan gidiyorsun. Reşat Hoca'ya söz verdim ben. Düzgün bir iş bulacağım, çalışacağım. Senin parana ihtiyacım yok artık. Ne yapıyorsun? Al paranı, istemiyorum artık. Şunları hemen kaldır. Yarın Nilüfer'i de alıp buradan defolup gidiyorsun. Al paranı be. İstemiyorum. Başıma kakmanı da istemiyorum. Al. Al paranı. Al. Al. İstemiyorum. Tahir, ne oluyor? Ne yapıyor bu kadın? Allah seni kahretsin lan. Allah seni kahretsin, şeytanın sureti. Hayır, bırak. Şeytanın sureti, şeytanın sureti. Hayır, şeytanın sureti. Şeytanın sureti. Şeytanın sureti. Şeytanın sureti. Şeytanın sureti. Şeytanın sureti. Dur oğlum, ne oluyor burada? Şeytanın sureti. Tahir, ne bu paralar? Sen hani görüşmemiştin ya bu kadınla. İşin olmazdı ya. Ne oldu Tahir? Ne bu paralar? Bana para vermişti. Ama istemiyorum artık. Daha sokakta kalınca acaba? Acıdın. Sırtına hırkanı koydun sen. Bir de para mı verdin Tahir? Sen nereden buldun bu paraları? Patronumdan borcu aldım. Ya sen çoluk çocuğunun rızkını hiç mi düşünmedin ya? Babamlar burada borç içinde. Kara kara biz hacını nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken... ya sen... ya utanmadan nasıl bu kadına para verdin Tahir? Ben de babam gibi yardımcı olmak istedim. İyi etmişsin. Bir de ev tutsaydın, dayayıp döşeseydin. Paran yetmiyorsa evdeki eşyaları alıp güzelce yerleştirseydin. Parayı verirsem defolup gider sandım Şükran. Bizi, ailemi rahat bırakır sandım, anlasana. Neyi anlayacağım ben ya? Sana yazıklar olsun. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Sakın bak eve gelme. Senin artık bir evin yok, tamam mı? Senin ne çocukların var, ne de Şükran diye enayi bir karın var, tamam mı? Şükran. Bırakacaktınız beni, tutmayacaktınız.
tutmayacak diye öldürecektim ben bu kadını, öldürecektim. Ya sen niye duruyorsun hala burada? Geç içeri hadi. Yürü vallahi şimdi kafa dışarı edeceğim seni, yürü. Yine yaptığı yapacağını görüyor musun? Dur otur. Kalk kızım. Ne oldu? Çok merak ettim seni anne. Merak etme. Bir şey yok. Beni bu saatten sonra kimse üzemez artık. Öyle konuştuk sadece. Önemli bir şey değil. Hadi gel. Yat sen de. Sen de gel yanıma. Tamam. Bırakacaktınız, gebertecektim onu. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım abi ya? Bir dur artık, bir sakinleş. Sen hiç karışma. Ya Tahir, saçmalamayı bırak artık ya. Hatalısın, yanlış yaptın. İnsan karısına, çocuklarına bunu nasıl yapar ya? Hiç düşünmez mi? Kızım ne yapıyorsun Nisa? Görmüyor musun hala? Sırası mı? Otur oğlum sen hadi. Hadi otur. Yok baba, ben boğuluyorum. Duramayacağım burada, biraz hava alayım. Ben de geleyim sen. Yok, yalnız gitmek istiyorum, gelme. Abi. Gelme diyorum oğlum. Gelme. Ben bir Şükran'a bakayım. Ayşe'mi niye benden önce aldın ondan? Gamze, ben Şükran'a gidiyorum. Sen çocuklara mukayyet ol, tamam mı? Yok, ben burada kalmam. Ben de çocukları alıp geliyorum. Emin misin? Evet, kalamam ben burada. Hadi sen Şükran'a yetiş. İyi, tamam madem. Gece gece gidilmez şimdi böyle. Çocuklar uyudu, delirdin mi sen? Uyansınlar, uyandıracağım. Ben Şükran'a gidiyorum. Ben burada kalamam. Çekil. Ya nasıl sığacaksınız oraya? Niye sığmayalım ya? Buluruz bir yolunu. Burada kalmaktansa ağaca tünerim daha iyi. Yazık o Şükran'a, yazık. Bak, evet parayı vermekle doğru yapmamış. Ama ailesinden uzaklaştırmak için vermiş. Kötü bir niyeti yok. Sen var hiç akıllamayacaksın. Niyeti kötü olan Tahir değil zaten. Kadın, kadın. Heceleyeyim mi, ister misin? Kadın. Tamam, kötüyse kötü. Abimin bir günahı yok diyorum. Sen de niye anlamak istemiyorsun bunu? Madem öyle, vermiş Tahir parayı kadına. Niye gitmemiş bu kadın? Ne bileyim ben, kızı için sanırım, bilmiyorum. Sansan sen de, sen sanmaya devam et. Çok iyi gidiyorsun böyle ama ben gidiyorum. Sen ne demek gidiyorum? Gelmeyecek misin bir daha? O kadın gitsin. Bakarız. Çekil. Olmaz. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Ne demek gidemem ya? Nisa beni bekliyor. Ben çocukları alıp gideceğim. Çekil. Tamam. Bu gece orada kal. Ama yarın dön evine. O kadın giderse belki dönerim. Gamze bak, sinirlerim tepemde, beni çıldırtma. Yarın burada olacaksın, döneceksin. Çocukları almaya gidiyorum diyorum. Çekil önümden. Ben de yardım edeceğim. Tek başına gitmek olmaz. Sen Tuna'yı hazırla. Ben de Emine ile çocukları hazırlarım. Burada görüşürüz. Şükran. Şükran bekle. Sen niye geldin? Ne demek niye geldin? Aklın çıktı öyle sen ağlayarak çıkınca. Bak hala da ağlıyorsun. Ağlama ne olur, hadi artık. Ben ağlamayayım da kim ağlasın Nisa? Allah'ım yani ne kadar bahtsız bir kadınmışım ben. Nasıl kötü yazılmış benim kaderim.
Allah'ım diyorum, ben kimi böyle güne işledin de beni bu kadar sen sevgisiz bıraktın ya Rabbim? Şükran, deme öyle, ne olur. Biz seni çok seviyoruz ki. Dalaşsak da kavga da etsek sen bizim kardeşimizsin. Sen de öylesin Nisa. Kardeşten farkın yok bana. Ama Ahmet sevmiyor beni. Allah aşkına deme şöyle Şükran, ne olur ya. Öyle ama Nisa. Sen şimdi tabii kardeşin diye koruyorsun biliyorum ben. Hayır, hayır. O sevgisini gösteremiyor Şükran. Allah aşkına ne olur. Bir kabuğu var. Böyle kaplumbağa gibi kabuğunu her yere taşıyor. Yok, çocukken öyle değilmiş ama. Vicdandan ayrılınca öyle olmuş. Aşk acısı çekiyor bu Nisa, ben biliyorum. Ya geçmişte kaldı o mesele Şükran. Geçmişte kaldı da madem niye gitti kadına verdi o kadar parayı? Tamam, tamam haklısın belki ama belki de gerçekten kurtulmak için verdi o parayı. Sen kardeşim diye koruyorsun. Ama benim için biliyor. Bak sen ne yaptın mesela, koştun geldin peşimden. Aklım çıktı, sende kaldı aklım dedin değil mi? Hani nerede Tahir, o niye gelmedi? Niye merak etmedi beni? İşte çünkü merak etmiyor o da beni. Bana bak deli deli konuşma, gelme dedin ya adama. Ya gelmesin işte zaten, isteyen mi var onu? Şükran! Şükran! Tahir! Şükran'la konuşmaya gel. Bak gördün mü, seninle konuşmaya gelmiş işte. Niye geldin sen? Ben sana beni peşimden gelme demedim mi? Şükran, az önce ne diyordun? Bak merak etmiş gelmiş işte. Nisa sen acık bir sus, kardeşini koruma, gözünü seveyim. Şükran bak, konuşmadan duramadım seninle. Allah rızası için bir dinle ya beni. Bak, ben o kadından kurtulmak için o parayı verdim. O kadın bizden uzak dursun, bak daha fazlasını da veririm yeminle ya. Bir de daha çok mu para vereceğim? Ver. Git ev al, araba al. Gerdanlıkları da unutma, tamam mı? Ya manyak manyak konuşma ya. Seninle adam akıllı bak bir şey konuşmaya çalışıyorum burada. Benim o kadınla hiç işim olmaz. Tahir sen bana bunları çok söyledin. Ama artık o saf delik Şükran yok. Öldürdüm dedim ya ben sana onu. Heh. Şimdi de gideceğim o helvasını dağıtacağım. Bitti. Güle güle Tahir. Şükran tamam, yok işte bir şey diyor. Allah aşkına ya, aramızda yok bir şey diyor. Bırak Nisa bırak. O laftan anlamaz. Ne biçim konuşuyorsun ya, anlamaz falan. Yangına körükle gitmesene. Hem suçlusun hem güçlü. Allah Allah, burada aranızı bulmaya çalışıyorum Tahir. Ya ne bulacaksın aramızı sen Nisa? İsteyen mi var? Gelmesin evime, istemiyorum. Dur Şükran. İstemiyorsan isteme be. Nereye gidiyorsan git. Tahir nereye gidiyorsun? Tahir. Şükran. Şükran, mezahtan alsaydın sen de ya. Ya Nisa, altı üstü mü kaldı artık? Senin abin az mı ezdi beni? Bak bir kere kadın olarak senin beni anlaman lazım. Ben seni anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ben sonradan üzülmenizi istemiyorum sadece. Ben o kadar çok üzüldüm ki Nisa. Çok. Niye o zaman hiç arka çıkmadın sen bana? Şükran, bana kim arka çıktı? Sen bana arka çıktın mı? Ben neler çektim, bu kadın ne halde diye sordun mu hiç? Haklısın. Boşver, sinirime ver benim. Aynen. Sinirimiz bozuk, hadi aç kapıyı. Hadi. Siz yatmadınız mı daha? Uyuyamadık. Merak ettik sizi. Hadi geç, hadi. Gördük sizi pencereden. Kavga ediyordunuz babamla. Babam artık hiç eve gelmeyecek mi anne? Boşanacak mısınız yoksa? Yok canım. Aa ne boşanması? Babanın her zamanki hali Eda. Bir şeye sinirlendi. İşte kafası bir şey atmış. Ona söylenip gidiyordu. Dönecek elbet yani. Çocuk değiliz biz halacığım. Neler döndüğünün farkındayız. Bak bak laflara bak. Ne dönüyormuş? Ne dönecek ki? Yani karı koca arasında tartışma olur öyle şey. Çocuklar. Aa. Hadi sonra konuşuruz biz bunları. Bak yarın sabah okula gideceksiniz. Saat kaç olmuş? Geçin bakayım yatağa, doğru yatağa hadi. Koş anne hadi. Ya. Eda kızım hadi bakayım hadi ya. Hadi. Hadi oğlum benim, hadi çocuğum hadi. Biz de çok yorgunuz. Ne yapacağım ben? Anlatıyorum sana işte bak. Ömer. Baba,
Ablam yengemlerde. Gamze ile çocukları da oraya götürüyorum. Bu gece orada kalacaklar. Durmak istemediniz mi burada? Şükran'la Neysa'yı yalnız bırakmak istemedik. Anlıyorum. Baba, sizin kötü bir niyetiniz yok. Anlıyorum. Ama bu kadının kurbanı olmayalım. Lütfen dikkatli olun. Merak etme kızım. Her şeyin farkındayım ben. Hale yola koyacağım. Ömer, bekle oğlum. Al oğlum parayı, Tahir'i bul. Ver onu, sabah patronuna versin. Hallederim ben, merak etme. Hadi. İyi geceler dede. Hayırlı geceler. Ne çıktın sen odadan? Ben her şey için çok üzgün olduğumu söylemek istedim. Tahir'e kızmayın. Onun bir suçu yok. Bana yardım etmeye çalışıyordu sadece. Parayı niye geri vermek istedim? Artık kimsenin parasını istemiyorum. Hakkım olanı kazanmak istiyorum. Reşat Bey, Tahir beni terk ettikten sonra çok zor bir hayatım oldu benim. Adım çıkmıştı mahallede. Amcam da beni evden kovdu. Bir başıma kaldım. Bu hayatı ben istemedim. O beni buldu. Ama artık gerçekten kurtulmak için çabalamak istiyorum ben. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız hayali, mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımız hayalim, mahşere kaldı. Mahpushanede
yata yata yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka yârim, ela gözler süzüldü. Pencereden baka baka yârim, ela gözler süzüldü. Mahpushanede yata yata yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka yârim, ela gözler süzüldü. Yürü ile sağlık. Bu saate niye açık burası? Kapalı. Mehmet mutfakta mal diziyor. Ben de geçiyordum. Çağırdı işte. Bir anda kendimi burada buldum. Sas çağırıyor desene. Babam verdi. Yarın götürüp verirsin patronuma. Abi, yengemden özür dile. Dinlemiyor ki. Gittim peşinden. Yüzüme bakmıyor. Yine kovdu beni. O kadına hiç bulaşmayacaktım Ömer. Abi sen de başlama, iyice günah keçisi bellidiriz beni zaten. Senin eski sevgilin. Ben olmasam da karşına çıkacaktı zaten. Beni suçlamayı bırak artık. Bende hiç suç yok diyorsun yani, öyle mi? Bilmeden hatalı davranmış olabilirim. Ama sen de en başında o kadının kim olduğunu bana söyleyecektin. Saklamayacaktın. Hayırdır bu saat? Kim? Nurhan abla. Aç aç. Alo, Nurhan abla. Ömer! Ömer, bu Hakan Nisan'ın eşyalarını kapının önüne koyuyor kardeşim şu an. Nurhan abla, ne diyorsun sen? Ne oluyor ya? Hakan ablamın eşyalarını dışarı atıyormuş. Ne? Şerefsiz. Hadi yürü gel. Yürü gidiyoruz. Yürü. Biz hemen geliyoruz. Hah, tamam. Allah'ım, koş. Yarabbim ya. Hakan, vallahi şu yaptığın iş değil birader. Yemin ediyorum iş değil ya şu yaptığın. Yazık günah, bunlara para verildi birader. Hakan, Allah aşkına biraderim, yapma. Bak çok sarhoşsun güzel kardeşim. Lütfen al şunları içeri. Hakan'ım. Yürü git lan. Almayacağım. Bas git. Yapma. Allah. Kaç para bulmuş, yumaklar, makaralar. Hiçbir şeyin kıymeti yok. Ya, ya Hakan, Allah aşkına mı birader ya? Ya kardeşim bak, çok sarılsın lütfen. Ya siz kimsiniz ya? Ne karışıyorsunuz? Burası benim evim değil mi? Ha? Senin kardeşim. Tamam, benim evim. O zaman istediğimi yaparım. Siz hangi hakla bana karışıyorsunuz lan? Kardeşim biz senin komşunuz. Komşuluk ne güne var? Komşuluk böyle günlerde devreye girer. Kardeşim devreye giriyoruz. Yapma diyoruz. Sarılsın diyoruz. Polis çağıracağım şimdi ben. Çağır lan. Çağır lan, git gibi çağıracaksın. Tamam. Çağıracağım. Anne lütfen.
Anne ne yapıyorsun? Anne sen de at bir kova benzin, tutuşsun iyice burası. Lütfen. Polis çağıracakmış. Hakan, çağır. Hakan. Oğlum Hakan. Bak bunlar var ya. Bunlar, bunlar çöp lan, çöp çöp. Hakan. Tamam mı? Tamam. Kapımın önüne çöp atıyorum ya. Atamaz mıyım ya ben? Kapımın önüne çöp atıyorum, çöp. Siz ne karışıyorsunuz bana ya? Oğlum bak ben bu eşyaları istemiyorum, tamam mı? Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben o kadını da evimde istemiyorum. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Anladım. Anladım kardeşim. Anladım kardeşim. Yok iyice delirmiş bu. Vallahi kafa gitmiş, manyamış iyice. Hayır sen bunu ne zaman akıllı bir hareketini gördün ki zaten? Bir de çok sarhoş. Ömer bir an evvel gelebilseydi bu manyak evi boşaltmadan yetişebilse. Ev benim diyor ya, manyak herife bak. Al bunları da topla. Yapma. Hakan yapma kardeşim. Yap. Bunu da topla. Hakan yapma bak lütfen ya. Bunu da ya. Topla. Hakan yapma lütfen Allah aşkına yapma. Güzel kardeşim ayakta duramıyorsun yapma. Ya bırak ya. Ruh hastası manyak herif. Gamze. Ne oluyor? Ne bileyim. Anlamadım ki ben de. Kapıda bir sesler geliyor. Hayırdır inşallah. Şükran. Ne yapıyorsun sen? Niye uyandınız siz ya? Ne yapıyorsun? Tahir'in eşyalarını ben çöpe atacağım. Gecenin bu saatinde olur mu? Hayır Şükran yok çıkılmaz bu saatte. Gel. Bırak. Allah aşkına bırak şunu Şükran ne olur. Ya bırakın beni atacağım diye niye durduruyorsun? Şükran çocuklar uyanacak Allah aşkına ne olur. Niye sen böyle oldun ya bırak şunları dur Şükran. Siz bana niye engel olmaya çalışıyorsunuz? He? Benim yine barışacağımı düşünüyorsunuz. Tekrar eve alacağımı sanıyorsunuz. Almayacağım dedim. Ne dedim ben? Bu kapıdan daha içeri giremeyecek o adam. Almayacağım ya. Tamam Şükrancığım sen nasıl istiyorsan öyle yap. Bu saatte olmaz be gülüm. Hadi güzelim. Gel. Gel şimdi. Sabah atarsın. Allah aşkına ne olursun cidden. Hadi ne olur. Gel. Gel. Hadi. Uyanacak çocuklar ya. Hadi al şu poşeti. Ver onu. Ver şunu. Ver. Allah aşkına Şükran. Ver. Ver. Hadi gel. Net bir şey ya. Yavaş. Bu saatte. Bana bak Şükran. Uykum kaçtı benim. Biraz oturalım şurada. Allah aşkına. İyi tamam. Hadi. Bari çocukları benim yatağa geçirelim de burada rahat rahat otururuz. Sen solukla misal edersin. Dida. Umut kalk oğlum. Hadi. Hadi. Çıksın. Hadi yatağa. Hadi bakalım. Dida'cığım. Hadi yatağa yatağa. Yatağa açacağız. Kalk bakalım. Hadi Allah. Kalk bakalım. Bütün apartmanı topladın ya. Ay. Ya bütün apartman burada ya. Gürültüye ya çıksana oğlum dışarı. Çık diyorum lan. Çık. Lan bitti lan. Vallahi buradan bir tane vururum sana. Ağzını bunu dağıtırım senin ha. Burası benim evim. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Bak, bana bir daha küfür edersen kırarım çeneni. Kırarsın. İndir lan elini. Ha. İndir elini. Ortamı inlettiniz ya gece körü. Ayıptır ya. İzzet abi. Ay İzzet, İzzet abi. Abicim sarhoş değil İzzet zurna. Görüyorsun sen de sarhoş. Yalana bak be. Ne sarhoşu ya? İzzet beyefendiciğim. Bunlar zorba. Zorba bunlar. Haneye tecavüz ediyorlar. Hepiniz tanıksınız. Siz de tanıksınız. Sen de tanıksın. Sen tanık olmasan da olur. Pis herif. Ev sahibi gecenin bir köründe beni kapı dışarı etmeye çalışıyor. İnsanlık mı bu? Ya bırakın girsin evine. Ay, aşk olsun Aysun abla sana da. Ya Aysun abla Allah aşkına ya. Ya bırakın evine girsin diyorsun. Geçim ya görmüyor musun rezilliği? Bütün eşyaları dışarı at Aysun ablacığım ya. Sarhoş kafayla dinlemiyor ki bizi. Atacağım. Hepsini atacağım. Daha bir sürü eşya var. Hepsini atacağım. Ne var? Gel de engelle. He? Bak Nurhan, ben bunun gerçekten kafasını gözünü patlatırım bak. Seninle uğraşma ya. Hayır, hayır, hayır. Kafasını gözünü patlatacağım şimdi. Çık dışarı. Çek! Dur, çek dışarı. Bırak. Çık. Adamı öldürüyorlar. Polis! Allah kahretmesin ya. Adamı öldürüyorlar. Ne oluyor burada bir? Çekin, çekin. Allah kahretmesin ya. Oğlum Ömer gel lan buraya gel. Vallahi gel buraya. Gel, ne oluyor gel, lan? Gel buraya kanım git sülük seni. Bırak lan beni. Asıl sülük sizsiniz lan. Acıyorsun lan sen. Ne var lan ne var? Yalan mı oğlum? Ha? Yalan mı? Ulan sizin yüzünüzden işimizden olduk be. Gidip o vicdan karısına yapışmadınız mı lan siz ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen? Dair. Dair yapma. Yapma çok sarhoş. Yemin ederim çok sarhoş. Yemin ederim çok sarhoş. Yalan mı oğlum ha?
Lan abi kardeş gidip o vicdan karısına dadanmadınız mı lan siz? Kes lan sesini. Pislikler sizi, iğrenç. Tahir lütfen. Kes lan sesini. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen ha? Tahir! 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 Mehmet abi. Vur lan vur. Sen iyi vuramıyorsun gerçi ama ben bunların hepsini not ediyorum, yazıyorum buraya. Oğlum sizin burnunuzdan var ya fitil fitil getireceğim. Bitireceğim lan sizi, perişan edeceğim sizi. Kimi tehdit ediyorsun lan sen? Seni. Sen ateş olsan cürmün kadar yara yakarsın, biz senden mi korkacağız? Şimdi beni dinle. Defolup gideceksin buradan. Ablamdan da uzak duracaksın, anladın mı beni? Cık. Ömer. Anlamadım. Ömer, yemin ederim çok sarhoş kardeşim. Fatma burada, Fatma burada lütfen. Yemin ederim çok sarhoş kardeşim. Bırak. Anlatsana lan. Lütfen. Oğlum anlatsana lan. Kaşıma, kaşıma. Tuzu. Ne oldu oğlum? Kaşıma. Kaynanandan mı korkuyorsun lan? Ay Reşat'ın çocuklarının haline bak. Ne pislikler, ne pislikler. Sen gidiyorsun lan sen. Kaşıma. Al lan. Tahir yapma. Tahir yapma. Lütfen yapma. Sarhoş diyorum, yapma. Defol git sen de buradan. Defol git. Git buradan. Belanı mı arıyorsun sen? Git, bir daha da geri gelme. Bir dakika ya. Burası benim evim, siz hayırdır lan? Hakan! Ben o kontratı Nisa'yla yaptım. Seninle değil. Ha, ben kocasıyım be. Değilsin artık. Hiçbir şey değilsin. Hadi yürü git buradan. Allah Allah. Hakan! Hakan lütfen. Bak seni çiğneyecekler burada. Parçalayacaklar seni, lütfen git. 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 Görüşeceğiz. Git, git artık, git hadi. Bitmedi oğlum. Ya git! Bitmedi lan! Dağılın siz de. Film mi çeviriyoruz burada? Hadi. Hadi abi, hadi. Hakkını helal et abi. Hastasın bak, lütfen yorma kendini. Olanlar için üzgünüm Fatma Hanım. Özür dileriz. Özürle özürle olacak şey değil bu. Sizin ailenize bulaştığımızdan beri biz normal bir gün görmedik ya. Hep böyle seyirlik. Her gün bir olay, her gün bir kavga, itiş kakış. Bıktım, yemin ederim bıktım ya. Ya siz ne belalı bir aileymişsiniz ya. Tamam anneciğim, tamam gel biz girelim içeri, hadi tamam. Toplayın buraları da, her şey dışarıda böyle. Toplarlar anneciğim onlar şimdi, tamam gel girelim. Her yer pislik içinde, buraları sonra temizle Nurhan. Ben her yeri silip süpüreceğim anneciğim, gel girelim biz içeri, girelim. Geleceğim ben, bağırmasın, bağırmasın. Tamam hadi, aralık bırakıyorum kapıyı. Tamam. Kusura bakma abi sen de. Ya yok be birader, ne kusuru kusuru, bir şey mi var ortada? Ay bu sarhoşla ne yapacağız biz Ömer? Ya biz bundan ne zaman kurtulacağız abi? İnşallah geri dönmez. Hele bir daha dönsün var ya, o zaman elimden kimse alamaz işte. Tahir ne olur sakin ol azıcık bak. Senden rica ediyorum, şu sinirlerine birazcık hakim ol lütfen. Kendini kaybediyorsun. Lütfen. Hadi ben de yardım edeceğim size. Toplayalım şurayı. Sağ ol abi. Estağfurullah kardeşim. Uzatın siz bunu. Hadi. Ay Şükran, nereden verdin bunu gece gece elimize? Ah, yemesek mi artık? Mahvoldu dudaklarım. Siz istemezseniz yemeyin, ben yiyeceğim. Benim stresimi alıyor, iyi geliyor bana bu. Yoksa zaten gideceğim, Tahir'in bütün eşyalarını kaldırıp atacağım çöpe artık. Aa, ay yok, yiyelim. Ye Gamze, ye. Madem rahatlatıyormuş, ye kuzum. Yiyelim. Doğru, hani. Doğru. Kafa da dağıtıyor hem. Hı hı. Hem çekirdek çitlemek. Düşünmemi sağlıyor benim. Hı hı. Nisa, sen boşanmakta kararlı mısın? Evet, kararlıyım. Boşanma işlemlerine başladın mı? Yok, daha başlamadım ama yakında başlayacağım yani. Avukatın var mı? Yok. Kamsi, senin tanıdığın bir avukat vardır herhalde. Hı, bir tane var. İyi, o boşar o zaman ikimizi de. Ne? İkimiz de mi? Boşanacağım ben Tahir'den. Şükrancığım, sen ne diyorsun Allah aşkına? Böyle bir karar vermek basit mi? Bu kadar kolay mı alınıyor bu kararlar? Bak benim yıllarımı aldı bu karar. İyi işte, ben senin gibi uzatmaları oynamayacağım. Bitireceğim, gidecek hemen. Tamam da Hakan'ın yaptıkları ortada. Rezil, kepaze bir adam oldu bu yani. Tahir abim öyle mi? Değil. Bak şimdi nasıl görümcelik yapıyor, bana kardeşini koruyor. Ney Tahir? Tahir bildiğin sütten çıkmış ak kaşık mı? Bak hayır Şükran, onu söylemiyorum tabii ki ama bak ben sana diyeyim, Ömer de boşalacağım diye tutturdu. Sonra pişman olma diye söylüyorum. Hani haberin olsun. Ömer Gamze'yi seviyor. Tahir beni sevmiyor.
Bunu sana söyledim Şükran. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şükran. Peki sen Tahir'i seviyor musun? Kimse ben sevmek nasıl bilmem ki. Yani Ömer'le senin gibi olmak nasıl bir şey ben hiç bilmedim. Yani vazgeçemezsin. Kıyamazsın. Elinden geldiğince onarmaya çalışırsın. Emek harcarsın. Sen bütün bunları yapmadın mı Tahir için? Hem de Tahir'in yaptığı onca şeye rağmen. İşte o beni böyle ezmemeliydi. Kıymetimi bilmesi gerekirdi. Bilmedi hiç. Hiç bilmedi. Ama bak belki bütün bu olanlardan sonra Tahir yaptığı yanlışın farkına varır. Yani tabii senin kararın yine bilemem ama bence acele etme. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Adam kapına kadar geldi, git dedin. Git dedin, kovdun. Hayır yani ya o da babamın evine gittiyse? İkiniz de kocalarınızı gönderdiniz bizim eve. Hiç kocalarınızı merak etmiyor musunuz şu an ne yapıyorlar acaba babamın evinde diye? Nasıl bir genişlik ya bu? Bombanın yanına bıraktınız yani kocalarınızı. Sonra da şimdi burada vır 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 söyleniyorsunuz. Pes, pes, vallahi pes. Aa, nasıl yani şimdi bizde mi oldu suç? Evet, koruyor işte kardeşlerini. Tam bir görümce bu. Sen bana bir söylesene Gamze, sen şimdi merak etmiyor musun? İçin için yemiyor mu Ömer ne yapıyor diye? Yani. Hı. Merak ediyorum. Gördün mü Şükran? Sen? Sen kocanı merak etmiyor musun ne yapıyor diye? Hiç bana sorma, etmiyorum ben. Hı. Hani belki biraz. Hani bir tık. Ya çekimserim ben yani. Çekimserim diyor bu. Hadi hadi arayın. Arayın kocalarınızı hadi. Ara. Sen de ara hadi. Ya Nisa ben boşanacağım diyorum sana. Niye sen bana şimdi kötü görümcelik yapıyorsun? Bak adaletin yanında olman lazım senin. Senin var ya akrabalık iyice gözlerini bürümüş durumda şu an. Ne alakası var Şükran? Objektif ol. Arayacağım mı ya? Ara. Çalıyor. Çalıyor ama açmıyor. Tamam, çaldırmaya devam et sen. Bitti mi? Bitti bitti. Hadi geçmiş olsun. Seni de yorduk abi bu saatte. Estağfurullah be biraderim. Taş mı taşıdık sanki? Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Hayır. Ben senden yarın dükkanda acısını çıkarırım. Sen merak etme yavrucuğum. Bak nasıl gülüyor bak. Açmıyor. Ömer. Ben anahtarları buldum kardeşim. Denedim. Kapıyı kilitler çıkarsınız. Var mı benden istediğiniz bir şey? Abi biz burada kalalım. Şimdi bu manyak sarhoştu. Tekrar gelir falan. Doğru diyorsun. Hem gidecek yerimiz de yok. Nasıl ya? Gidecek yerimiz yok derken? Vicdan bizde. Ne? Nasıl ya vicdan bizde? Ya işte kızı Nilüfer kaçmış. Ha. Babam da eve getirdi. Vicdan da kızını almaya bize geldi işte. Şu an vicdan sizin evde mi yani? Ben doğru mu anlıyorum? Anlamadım.
Hayır abi, madem öyle bir şey var alsın kızına gitsin. Vicdanı sizde ne işi var abi? Uzun hikaye işte abi. Kardeşim bak, ben bu hikayeyi merak ediyorum. Allah aşkına bak, Allah'ın adını verdim. Ne oluyor, ne bitiyor? Bana bir anlatın abi, lütfen. Hayır, Allah aşkına bir çay koy. Bir konuşalım abi, ne oluyor, ne bitiyor bir anlatın ya. Ne öyle melül melül bakıyorsun gamlı baykuş gibi? Ara. Ara bir daha. Ya ne arayacağım sapık gibi? Aradım işte kaç kere, açmıyor. Ay acaba başlarına bir şey gelmiş olmasın, Allah korusun. Vallahi Şükran, sen kocanı bırakmayacaktın, ben sana söyleyeyim. Ne yapacaktım ben Nisa ya? Dolaba mı kilitleyecektim? Çocuk mu bu? Değil, yok bebek. Biz mi peşinden koşacağız onların? He. Allah Allah. Kendilerine bir hakim olsunlar. Biz yapıyor muyuz öyle şeyler? Biz gidiyor muyuz erkeklerin peşinden, koşuyor muyuz Nisa? Aman koşun. Koşuverin siz de, ne olur koşun yani. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun Allah aşkına Nisa ya? Ama ne bileyim ben, vallahi delirttiniz beni de el birliğiyle ha. Hadi yatın, iyi geceler. Hadi. Ha siz yatın, ben çekirdek yiyeceğim. Doldurdun kızı gece gece, kaçtı uykusu şimdi. Ne yaptım ben ya? Ara ara tutturdun ara. Ne? Şu anda vicdanla Nilüfer, Reşat Hoca'nın evinde kalıyorlar. Reşat Hoca'nın evinde kalıyorlar. An itibariyle şu an orada kalıyorlar. Gamze'yi bırakmam orada, vicdanla nasıl kalıyor? Ya manyak mısın? Dur, öyle bir şey yok. Kalır mı sence Şükran'la Gamze orada? Ha. Gamze ile Nisa, Şükran'larda kalıyorlarmış bu gece. Tahir'le Ömer de bizim yanında yere gelmişler. Ya daha çok detay var da detaylara girmeyeceğim, canın sıkılmasın yani. Sadıklar, bir hırka hikayesi var, hırka hikayesine hiç girmeyeceğim yani. Ay inanamıyorum ya. Yemin ediyorum sana. Bak gör. Yani düştükleri pozisyon. Nerede benim telefon? Ya Nurhan, kim arayacaksın? Allah aşkına ya. Ver Gamze'ye. Allah aşkına, bir dakika ver. Ver telefonu, hadi ver. Ver iki dakika. Tamam git. Ver, bir saat seni dinleyemeyeceğim. Bakalım. Git içeride konuş git. Ya, ya git içeride. Ya, ya git içeride. Vallahi yoruldum zaten bugün, lütfen ya. Git içeride konuş. İki dakika şurada konuşayım dedim. Allah aşkına ya, git içeride ya, konuş var, ya. Tamam. Niye aramıyor ki bu beni zaten? Hayır. Nurhan'a Hürriye hikayesini söylesem. Ortalık temelli karışık. Ha alo Gamze. Kız neler neler olmuş, sen ne diye haber vermiyorsun bana? O vicdanla kızı sizin evde kalıyormuş ya. Ya öyle oldu. Vallahi geliyordum. Yolacaktım, saçlarını verecektim eline de. Şükran'a gitmişsiniz herhalde siz. Rahatladım. Vallahi burada da az şey olmuyor Gamzem ya. Bu Hakan Nisan'ın eşyalarını kapının önüne koymaya kalktı. Ne? Ne diyorsun? Ne oldu? Ne oldu ya? İşte E'si. Biz baş edemeyince Allah'ın delisiyle. Aradım ben Ömer'i. Geldi Ömer'le Tahir, derdest ettiler, postaladılar bu Hakan'ı işte. Hakan senin eşyalarını atmaya kalkmış. Ömer'le Tahir gelmişler, onu kapı dışarı etmişler. Eşyaları da almışlar içeri. Allah'ım çok şükür ya Rabbim ya. Görüyor musun bu devrilesiceyi? İşte bu vicdan sizdeymiş ya. İşte ondan sebep herhalde bu Tahir'le Ömer gitmediler eve. Nisa'da kalıyorlar burada yan dairede. He. Ömer'le Tahir Nisa'da mı kalıyorlar? Allah Allah. Öyle de ya Gamze, siz nasıl alırsınız bu vicdanı eve ya? Kafayı yiyeceğim ben. Vallahi olacak şey mi bu yani? O eve mi almışlar bir de? Gamzeciğim benim kapatmam lazım canım. Sabah uğrarım ben. Tamam tamam, hadi konuşuruz. Nurhan, ben doğru mu duydum? O Reşat Efendiler'de mi kalıyor? Nurhan! Kalıyormuş anneciğim. Hayır, olacağı buydu. Bu aile şoktan zıvanadan çıktı, olacağı bu. Ben dedim, ben Gamze'ye kaç kere dedim, çık o evden dedim. Gel dairende otur dedim, dinlemiyor ki beni. Beni dinlemiyor. Allah'ım olacak şey mi ya? Benim kızım o ile aynı evde kalacak. Ben bunun hesabını soracağım ben. Çok fena soracağım. Tamam anneciğim, çok... sakin ol. Nurhan sus, tamam. Tamam, sen benim normal davrandığıma dua et. Ben delireceğim, delireceğim ben. Çoktan delirdin anacığım da farkında değiliz. Sen hariç hepimiz farkındayız. Stres oldum ya. Manyak herif. Benim eşyalarımı kapıya atıyorsun ha, öyle mi? Allah'ından bul inşallah köpek.
Neyse neyse boş ver, sen kurtuldun, ona bak. Vallahi sizin de gözünüz aydın. Bizde kalıyorlarmış Ömer'le Tahir. Hadi bakalım rahatlayın artık, rahat edin. Yani yalan yok, ben sevindim. Vallahi ben hiç sevinmedim. Benim sevinen yerlerim ağrıyor. Hadi kalkın yatalım artık. Hiç mi sevinmedin? Sevinmedim Nisa. Ben ikiniz de rahat rahat uyursunuz diye diyorum. Şimdi rahatlamışsındır. Rahatlama geldi bir. Hadi neyse o zaman uyuyalım. Hadi yatalım artık. Hadi kalkın. Ay bak Şükran. Çekirdek oldu ya. Neyse olsun, ben yarın süpürürüm. Çok kötü olmuş. Hadi şuradan alayım. Tek başıma hadi. Hadi hadi gel. Hadi. Hadi taş. Ben şimdi hiç çocukları uyandırmayayım. Ben de sizinle burada yatayım. O zaman açalım şurayı. Ay. Ay. Ay terliğimin içi bile çekirdek. Nisa. Ha? Sen azıcık elektrik süpürgesini getir de şuraları hemen 2 dakika alalım. Bu saatte mi açıldı elektrik süpürgesini? Uyuyor çocuklar. Ya bir şey olmaz, sen getir, böyle yatılmaz. Hadi getir. Aa, iyi tamam. Ayşe! Ayşem! Ay, geldin mi Ayşem? Ah, hoş geldin güzel gelinim, hoş geldin, hoş geldin. Ah, geldin demek. Reşat'ım seni görünce çok sevinmiştir. Çok yalnızlık çekti. Çok yalnız kaldı kızım. Evde kadın olmayınca zor kızım, zor. Hele Reşat'ım için çok zor oldu. İyi ki geldin Ayşem. Seni çok özledi. Burnunda tütüyordu vallahi. Ah güzel kızım, iyi ki geldin.
Şimdi sen bana kahvaltımı getir. Sonra ilaçlarımı da verirsin. Tamam mı güzel kızım? Tamam. Ben getireyim o zaman. Aferin. Aferin Ayşem. Güzel gelinim. Aferin. Aferin. Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı sabahlar. Gece herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Siz neredeydiniz? Sabaha kadar balık tuttuk demeyin sakın bana. Biz dışarıdayken Nurhan abla aradı baba. Hakan ablamın eşyalarını dışarı atıyormuş. Ona haber verdi. Terbiyesiz, ahlaksız herif. Tamam baba, seninle ne ya? Biz hemen gittik oraya, dert top edip adamı attık sokağa. Anahtarlar da bize. Sıkıntı yok yani artık. İnşallah. Bak Nisa'nın bir an evvel bu kepaze herifi boşaması lazım. Öyle. Ve siz nerede kaldınız? Ablamın evinde yattık biz. Hmm. Gidemedin mi yani evine? Gece gittim kapıya. Şükran almadı eve. Ne yapayım baba? Ne yapayımmış? Daha ne yapacaksın? Bana bak, dün gece ses etmedim sana. Ama patrondan parayı alıp o kadına vermek ne demek? An davalı. Verdin parayı buna? Verdim tabii baba. Yarın o parayı hemen gidip sahibine geri vereceksin. Vereceğim tabii baba. Vermeyip ne yapacağım ya? Ne bileyim, yeni bir zekasızlık yaparsın belki. Kim bilir? Tamam baba, yapma artık. Sen de o kadını eve almayacaktın o zaman. Nasıl? Başlama yine. O musibetin sebebi de sizsiniz. Ama sonuçlarına ben katlanıyorum. Bana bak. Şükranlarını düzelteceksin. Ne yap et, karının gönlünü al. Anladın mı? İyi, inşallah. Çocuklar, dikkatli gidin. Kollayın kendinize, birbirinizi kollayın Emine. Hadi iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin, hadi. Sizinkiler gibi bizimkiler de boşanıyor galiba. E gidiyor bak Tunalar, ne bakıyorsun bana? Hadi koş yetiş. Günaydın. 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 Tuna! Ya şunların güzelliğine bir baksanıza ya. Ya bizde de dert tasa çok ama evlatlarımıza bakınca hepsi boş gelmiyor mu be kızlar? Çok şükür. Ya Allah evlatlarımızı bize bağışlasın ya Rabbim. Amin amin. Hepsine uzun ömürler versin. Ay, amin. Amin. Oh. Hadi gel, hadi gel. E hadi gel. Basın otomata. Açıyorum, gel. Gel, gel. Bas bas. Börek hamur oldu zaten, hadi. Şükran, çiçekler kurumuş. Kupkurum çiçekler. Ay yanlış bastım. Tamam dur. Aa ama olacak iş var, olmayacak iş var canım. Reşit Hoca'ya da söyleyeyim bir an önce dönsün bu yanlışından vallahi. Vallahi siz beceremiyorsanız ben gelirim, alırım, fırlatırım o karıyı dışarı, o kadar diyorum bak. Nurhan bak, sakın sen bulaşma. Bir de yani Sadık'a saracak şimdi, hiç olmaz yani. Sadık'ın saçları da şimdi uzun. Tövbe de kız. Allah Allah. Neler getiriyor aklıma. Gülüyor bunlar da. Siz de maşallah erkekleri şutlamışsınız evden. Kurmuşsunuz kadınlar cumhuriyetini bir güzel. Ha? Hakan da giremez artık eve. Kapı duvar. İnşallah Murat. İnşallah. Ben bir sağ salim boşanayım da. Murat. Ben de boşanacağım. Ne diyorsun Şükran ya? Ya ama hemen karar vermiyor be Şükran. Hı. Yani çocuklar var, nasıl olacak? Nerede kalacaksın? İşte o yüzden benim hemen bir iş bulmam lazım. Allah Allah Şükran, iş bulmak kolay mı? Bak ben de işsizim, yok iş. Sen işsizsin ama boşanıyorsun Nisa. Benim neyim eksik? İyi de ben bakınacağım yani iş tabii ki.
Ben bakanamıyor muymuş? Yok, bakınırsın. Yani herkes bakınır tabii. İşte yani hakikaten bu devirde iş bulmak öyle çok zor. Hiç kolay değil. Kızlar, ne diyeceğim size? Benim aklıma bir şey geldi. Geçen Ömer'in ilkokul arkadaşıyla karşılaştık, Yusuf. Bir dükkanları varmış, onu devrediyorlarmış. Acaba diyorum ki devir parasını denkleştirsek. Böyle beraber bir lokanta açsak. Nasıl fikir? Üçünüz de çok güzel yemek yapıyorsunuz. Vallahi mutfağa girdiniz mi döktürürsünüz. Ondan sonra dolmuş taşmış lokanta. Bir bakmışsın kapıda kuyruk. Bir şube, iki şube, üç şube. Şubelere doymuyoruz. Vallahi mı diyorsun kız? Evet. Ne kadar güzel olur. Ben zaten börek yapabiliyorum, mantı açabiliyorum. Neler neler var yani. Maşallah. Bir dakika, bir dakika. İyi, güzel diyorsun da biz o parayı nasıl denkleştireceğiz Gamze? Dur. Al bunu. Bu benim bana anamdan yadigardı. Bozdurursun. Bende de iki bilezik var Gamze. Vallahi bende bir şey yok. Küpelerim var ya Nisa. Gerek yok. Bankadan kredi çekerim. Sonra zaten lokantayı işlettikçe de tıkır tıkır öderiz. Vallahi mı diyorsun? Evet. Hadi ben işe geç kaldım, gidiyorum. Siz düşünmeye devam edin. Parlak fikirler bekliyorum ha. İşte bana bak. Böyle mi gideceksin? Dün de bunları giydin. Bak müdür olunca giyilmez öyle üst üste aynı şey. Yok yok, eve gidip değişeceğim. Ben seni geç. Yok yok, hiç kalkma, otur sen. Otur. Siz düşünüyorsunuz. Ay. Olur mu sizce bu iş? Vallahi deli bir kız. Vallahi kafasına koyduğunu yapar, ben size diyeyim. Biz lokantaya isim düşünmeye başlayalım anam hemen. Ne olacak işte, durlar sofrası. Tövbe de kız. Evliye kadın. Şükran. Sen ne yapıyorsun burada? Sana da günaydın. Seni almaya geldim. Yengemi de merak etmiştim. Nasıl? İyi mi? İçeride git bak. Ben işe geç kaldım. Nereye? Banka orada değil ki. Eve üstümü değiştirmeye gideceğim. Dün gece defalarca aramışsın beni. Ne oldu? Buraya geldiğinde pişman oldun. Merak ettin değil mi beni? Ne merak edeceğim seni be? Beni niye aradın o zaman? Sen niye açmadın telefonunu? Önce sen söyle, niye aradın? Seni merak ettiğimden değil. Nurhan Hakan olayını anlattı. Onu merak ettim, onu sormak için aramıştım. Hakan'ı kovduk evden. Eşyaları da aldık işe. Nurhan anlattı. Orada kaldığımı da söyledi mi? Sormadım. Tamam. Merak dahi etmedin yani. Ya bana ne, ne yaparsan yap. İyi. Öyle olsun. Yengem nasıl? Çok kızgın mı abim hala? Boşanacağım diyor. Ne? Gamze, ben sana yatıştır demedim mi yengemi? Sen ne yaptın? Kızını cesaretlendirdin mi boşanmaya? Şükran'ın boşanmasının sebebi benim yani. Abinin hiçbir suçu yok. Ya var tabii ki, var da. Nasıl boşanır yengem? Niye? Taş devrinde mi yaşıyoruz? Ha bir de bunu sen mi söylüyorsun? Beni boşamaya kalkan sen. Yengem senin gibi değil. Bir iş gücü yok. Hı. İşi gücü olanlar boşanabiliyor yani. Sen o yüzden beni rahatlıkla boşadın. İşsiz olanlar boşanamaz yani. Şimdi nasıl yapacak ki bir başını? Kendi ayakları üstünde durmayı öğrenecek. Bunun için illa boşanması mı lazım? Ya ister boşansın, ister boşanmasın. Kendi ayakları üstünde durmak istiyor. Ben nasıl ki duruyorum, o da durmak istiyor. Kimseye muhtaç olmadan. Nasıl olacak bu? Şöyle olacak, ben anlatayım. Hı. Hani senin şu arkadaşın var ya, Yusuf dükkanı devrediyor. O dükkanı biz devralacağız. Oraya da bir lokanta açacağız. Şükran'la Nisa da orada çalışacak. Ha, Nurhan da. Abim yengemin çalışmasına hayatta izin vermez. Soran mı var? Abimi tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Kıyameti koparır o. O zaman da boşanırlar, ne yapalım? Yanına körükle gidiyorsun. Sen kadını uçuruma sürüklemeyi bırak. Bir düşün Ömer, bir düşün. Yani Şükran'ın neler yaşadığını, benim neler yaşadığımı bir düşün. Sen bence biraz hafife alıyorsun Şükran'ı.
canı yanmış bir kadının neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Kapıcı bekle. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun sen? Çamaşırlık da çok birikmiş. Görünce yıkayayım dedim. Bir faydam olsun istedim. Lüzum mu yok? Ömer'le Gamze hallediyorlar. Rica ederim. Günaydın. Günaydın kızım, günaydın. Günaydın Reşat'ım, günaydın. Annem. Reşat'ım, bak gözümüz aydın. Gelinim Ayşe bize sofra hazırlamış. Annem, beni hatırladığına çok sevindim ben de. Kadın Ayşe değil. Nasıl değil? Hatırlamadın mı sen karını? Ayşe bu. Karım Ayşe. Gelmiş bak. Sevinsene oğlum. Hepimiz sevinelim. Bak ne güzel sofra hazırladı. Etrafı topladı. Bana ilaçlarımı içirdi Reşat'ım. Eskisi gibi. Hamar atlığından hiçbir şey kaybetmemiş. Hadi otur. Gel güzel gelinim, gel. Sen de otur. Gel. Kocanın yanına git otur. Hadi. Reşat'ım. Bir iki güzel söz söyle. Seni çok özlemiş. Hadi. Tövbe estağfurullah. Güzel gelinim Ayşe. Hadi çaylarımızı koyuver kızım. Tabii efendim, ben koyayım çayları. Hadi kocada da koy. Aman, Eda'larla geldim, zor atlattım. Görmemiştir inşallah çıkarken. Tamam, gel şöyle geçelim. Emine, ben o Engin Kazması karşımıza çıkınca çok sinirlendim. Sinirimi de senden çıkarttım. Düğünde de yanına gelemedim, içimi yedi. Ama çok üzgünüm. Ya seni o herifle aynı evde düşününce... Yaman, biz o artık o evde yaşamıyoruz. Ne? Müştemilatta kalmıyoruz artık. Ailecek işi de bıraktık. Ciddi misin? Ya nasıl yani? Nasıl oldu bu? Bayağı annem resti çekmeyi başardı sonunda. Babamdan da boşanıyor. Çok güzel haber. Yani nihayet. Çok sevindim. Babam geliyor. Koş. Koş. Çantam. Emine! Ne var, sen niye geldin? Bana bak, doğru konuş, delirtme beni. Senin karşında babam var. Evimizi işgal edip eşyalarımızı sokağa atan birine baba denmez yalnız. Ne denir biliyor musun? Ya ben tamam sana... yeter. Annem boşanmak istediği için kızdığımdan yaptım. Hatalıyım, farkındayım. Annem doğru bir karar verdi sonunda. Çok şükür. Yapma kızım Allah aşkına ya. Emine bak. Annenle konuşman lazım. Boşanmaması için onu ikna etmen lazım. Kızım, ben anneni çok seviyorum.
Ben ailemi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum ya. Ne kadar kolay söylüyorsun ya, sakız çiğner gibi. İnanacak mı sandın sen gerçekten buna? Bir şey diyeceğim ya, sen bu kadar saf mısın? Ha? Başını sokacak ev yok diye bu kadar çaresiz mi kaldın sen? Senin bacaklarını kırarım ha. Hele bir dene bak, kim kimin bacağını kırıyor görürüz. Yaman. Sen nereden çıktın lan? Sen bu herifle görüşüyor musun hala? Ha, görüşüyor. Yaman. Üstelik biz Emine ile evleneceğiz. Sen Emine ile evleneceksin. Ya. Emine benim karım olacak. Ama ne yazık ki sen bizim hayatımızda olmayacakmışsın. Oğlum senin var ya. Bana bir kere daha yaklaş ya da dokun. Benim de elim armut toplamaz. Hadi ya. Gel gel. Gel bir armut toplamasın ya. Gel. Ne yapıyorsun? Dur ya. Git artık ya. Annem de ben de istemiyoruz seni. Çık git hayatımızdan. Git. Sana var ya yazıklar olsun ya. Sana var ya yazıklar olsun. Ben ailemi, bizi kaybetmemek için bu kadar uğraşırken senin şu yaptığına bak ya. Sen hala bu herifin peşindesin. Çok pişman olacaksın kızım. Annen de, sen de bu yaptıklarınıza çok pişman olacaksınız. Sen de öyle lan. İyi misin? İyiyim. Günaydın. Bakın kim geldi? Gelinim Ayşe geldi. Gelinim Ayşe. Gördünüz mü ne güzel kahvaltı sofrası hazırladı. Çok maharetlidir. Elinden her iş gelir maşallah kızıma. Başkalarına benzemez. Hadi geçin. Hadi oturun hadi. Hadi. Geldiğine sevinmediniz mi? Ha? Hadi anne, hadi. Senin kahvaltın bitti zaten. Ben odama götüreyim seni. Hadi, hadi canım. Yok, 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 yok. Sen bırak. Gelinim Ayşe götürsün beni. Ben götürürüm. Ben sana yardım edeyim baba. Gel. Şunları tatlayayım. Ne kadar çabuk uyum sağlamışsın. Yok canım, ne yaptım ki? Ben de ucundan tutayım, bir faydam olsun dedim. Bir faydan olsun istiyorsan git buradan. Bu insanları rahat bırak. Odaları toplarken de bir yukarıya çıktım Ömer'in odaya. Sen bizim odamıza nasıl girersin ya? Kötü niyetli değil. Ortalığı topluyordum. Orada kalıyorsun ha? Eşyaların vardı. Oğlumunkiler de orada. O da sizinle kalıyor galiba. Ya yatak da küçük. Ömer nerede kalıyor? Siz birlikte yatmıyor musunuz yoksa? Ahlaksıza bak. Sana ne be? Tabii canım. Bana ne? Ama inan kötü bir niyetim yoktu. Ben yanlış bir şeyler de
söyledim galiba bu kadar sinirlendiğine göre. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ben. Ay yok artık, bu kadar olamaz. Ya olamaz. Özür dilerim ben, çok özür dilerim. Ben sadece ortalığı toplayıp yardım etmek istemiştim. Kızacağını bilemedim. Sofra kurmak istemiştim ben. Kötü bir niyetim yoktu. Bırak. Bırak, ben toplarım. Geç. Yardım edeyim size. Sakin ol lütfen. Git. Git başımdan. Git, bir de seninle uğraşmayayım. Bir dur artık. Bir dur. Sakinleşmen lazım. Ben sana üzülüyorum. Bu halde nasıl çalışacaksın? Ah canım, beni mi düşünüyorsun? Benim önceliğim her zaman sensin. O zaman git bu kadını evden kov. Bak, kızmakta sonuna kadar haklısın. Vicdan bana yaptığını şimdi babama yapıyor. Onu kandırmak için iyi iyi oynuyor. Kahvaltı hazırlaması, evi toplaması hep ondan. Ben bunu anlamıyor muyum sanıyorsun? Anlamıyorsun. Buraya girmiş. Yatak odamıza. Bir de bana ne diyor biliyor musun? Oo, yatak da küçükmüş. Kim bilir Ömer nerede yatıyor, beraber yatmıyor musunuz diyor. Düşünebiliyor musun? Kadın odamıza kadar girmiş, bana bunları söyleyebiliyor. Sen ne yaptın sanıyorsun ha? Sen bizim odamıza nasıl girersin? Senin haddine mi bizim ilişkimiz hakkında soru sormak? Gamze'den de benden de uzak duracaksın. Eğer kafan almıyorsa bunu sana tekrar söyleyeyim. Ben Gamze'yi seviyorum. Hem de deli gibi seviyorum. Anladın mı? Baba, bu kadın bu evden bir an önce gidecek. Ne oluyor Umut? Gamze ile benim odama girmiş. Gidecek baba. Bir an önce gidecek buradan. Benim kötü bir niyetim yoktu yeminle. Ben bütün odaları toplarken oraya da o niyetle girdim. Nilüfer, bizi annenle biraz yalnız bırak. İş bulup bir an evvel gideceksin buradan. Elbette. Ben çıkacağım hemen aramaya. Ama biliyorsunuz iş bulmak da kolay değil. Acaba bu konuda siz yardımcı olur muydunuz bana? Sizi bu eve almakla o yardımı ben fazlasıyla yaptım. İş bulmadan dönme bu eve. Anladın mı beni? Konuştum az önce vicdanla. Ha, yine gittin yani yanına. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Odamıza girmesinin hesabını sordum, tamam mı? Babama da söyledim yaptığını. Bir an evvel bu evden gidecek dedim. Hı hı. Kesin şimdi eşyalarını toplamış gidiyordur. Gamze, ben daha başka ne yapabilirim? Babam aslında o kadar kolay kandırılabilecek biri değil ama işte Nilüfer'e kıyamıyor. Bir iş bulsun, yollayacak tutmaz daha fazla evde. Ömer, kadın bizim odamıza girmiş diyorum. Beraber yapmadığımızda öğrendi. Oh, artık gün doğdu ona, bol bol tadını çıkarır. Tamam işte, sen de benimle birlikte yatsaydın. Bak, gebertirim seni. Kadın susar diye öyle dedi. Bu mu konumuz şimdi? Ama önemli. Bak, söyleyince sinirlenmişsin işte. Ya Ömer, delirtme beni. Ben buna mı deliriyorum şu anda? Ne diyorum sana? Kadın odamıza girdi diyorum ya. Bana mahrem sorular sordu diyorum.
Şimdi o konuyu buradan buraya nasıl bağladın acaba? Odanın da kilidi yok ki. Ne kilidi? Kapısı bile yok. Bak bak bak. Sen şimdi de odamı mı beğenmiyorsun? Tabii annen de istedi. Daireye geçmenin yollarını mı yapıyorsun sen şimdi bana? Şu anda hiç şaka kaldıracak halim yok. Öyle mi görünüyorum? Yok, hayır. Çok sinirlisin. Ama son bir şey daha söyleyeceğim. Ne? Ben vicdana bir şey daha dedim. Ha vicdan. Ne söyledin yine? Seni sevdiğimi. Çok sevdiğimi. Deli gibi sevdim. Deli olduğum muhakkak. Ama sevdiğin o hala şüpheli. Gamze. Gamze nereye? Ne yapıyorsun? Numarayı kaydedeceğim. Bir Yusuf'la konuşayım bakayım şu devir işlemleri için. Gamze devir parası çok tutar. Hem konuştuk, abim hayatta izin vermez yengemin çalışmasına. Sen de bankada olacaksın. Kim bakacak dükkana? İflas edersin, paran çöpe gider. Ya giderse gitsin, sana ne? Ben deneyeceğim. Tamam, ben konuşurum Yusuf'la. Sebep? Benim arkadaşım ya. Belki bir kolaylık yapar. Ha, dükkana işte nasıl sıcak bakıyorsun yani? Bakmıyorum. Sen istediğin de yapıyorum. Arayacaksın ama bak. Atlatmak yok. Tamam konuşacağım. Uzatma artık. Anne üstündekini niye giydin? Gamze abla bana vermişti giymem için onu. Öyle mi? Eşyam yok ya. İş aramaya çıkıyorum. Düzgün bir şey olsun diye geçirdim üstüme. Çıkar onu. Beni burada. Anne yani sen de niye Gamze ablanın şeyini giyiyorsun? İnadına yapar gibi. Yahu ne inadı? Yok üstüme giyecek bir şey. Bilmiyor sanki. Al. Bunu giyebilirsin. Annemin de artık kullanmıyor. Sen de kalabilir. Ayağın da çıplak. Teşekkür ederim. Reşat Hocam biz çok zahmet verdik size. Ben iş bulur bulmaz gideceğiz biz. İçiniz müsterih olsun. Ayakkabılıkta annemin ayakkabısı vardır. Bak uyuyorsa giy. Tamam. Teşekkür ederim tekrar. Alo baba. Kızım. Ömerler def etmişler Hakan'ı çok şükür. Evet evet baba da başlarına da bir sürü bela açmış yani. Neyse sonuç iyi oldu Allah'a şükür. Öyle çocuğum. Bak ne diyeceğim yavrum. Ömer anahtarını bana bıraktı. İstersen gidip evini birlikte açabiliriz. Baba ben şimdi gelemem. Ne oldu bir şey mi oldu? Dur dur telaş etme. İyiyim merak etme de. Ben Gamze'den avukatın numarasını aldım baba. Boşanma işlemleri için randevulaştık. Onunla konuşmaya gidiyorum. Bana niye haber vermiyorsun çocuğum? Birlikte gideceğiz. Bekle, bekle beni. Tamam baba, bekliyorum. Ben çıkıyorum kızım. Ayşe, güzel gelinim. Gel bir yanıma da su ver bana güzel kızım. Bir de öpücük ver hadi. Tamam, ben ilgilenirim babaanneyle. Siz çıkın. Sağ ol kızım, sağ ol. Ya hadi sen işine gücüne baksana.
Hadi dükkana hadi. Seni bankaya bırakacağım önce. İstediğin zaman gel. Ben buradayım Çağatay'ım. Tabii ki gelirim. Selam bekle. Beklerim. İstediğin zaman gel. Tabii gelirim. Hadi. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Sizi böyle görmek ne güzel. Bana çok iyi geldi. Ne var ne yok? Enişte. Heh. Bak seni işe bırakacağım falan diye işten kaytarıyor. Haberin olsun. Sen buna bir şey söyle. Bir şey? Ya Gamze. Allah aşkına ne olacak ya? Çocuk seni işe bırakıyor işte. Centilmenlik yapıyor. Hadi. Gelirsin sonra. Hadi. Gençler Fatma geliyor. Çok iyi gelmiyor. Haberiniz olsun. Anne. Hoş geldin anne. Sen de buradasın demek Gamze Hanım. İyi oldu. Ömer'den sonra da sana uğrayacaktım ben. Gelin şu kenara. Hadi. Hayır olsun. Ne var anne? Sen işine. Haydi dükkana haydi. Çakma Travolta seni. Ne oldu? Ne olduğunu siz söyleyeceksiniz. Nedir bu rezalet ya? O vicdan denen deyi nasıl evinize alırsınız siz? Ya sen utanmıyor musun kızımı onunla aynı çatı altında yaşatmaya? Ya sen? Sen o... Ya nasıl aynı çatı altında yaşarsın Gamze? Gamze sen bankada müdüre oldun. Bak bankadan bunu duyarlarsa senin itibarın kaç paralık olur haberin var mı? Kaldıysa bir itibar tabii ortada. Tamam anne bir sus. Ya Nurhan anlatmadı mı sana? Babam o kadının kızını acıdı diye eve aldı. Annesi de peşinden geldi. Kalmayacaklar yani gidecekler. Ben mazeret falan duymak istemiyorum. Sen o evde kalamazsın. Nerede kalayım? Hı? Kalmadım zaten orada. Şükran'a gittim gece. Öyle mi? Şükran'a gittin. Yedi kat ele. Annene gelmedin öyle mi? Bana bak Gamze. Hemen tez vakitte o Nisa'yı evden çıkarıyorsun. Dairene yerleşiyorsunuz. O kadın gidene kadar da bende kalacaksın sen. Olmaz. Gamze hiçbir yere gidemez. Bana gelecek. Gelmeyecek. Çünkü Gamze sizinle kalmak istemiyor. Hatırlatırım. Gamze'yi kovmuşsunuz. Bak yaptıkların yetmezmiş gibi bir de kızımla aramı mı açmaya çalışıyorsun sen? Duyuyorsun değil mi Gamze? Bana neler söylüyor senin o kocan olacak herif. Kızımın tepesine de böyle mi çıkıyorsun sen? Anne bir susar mısın lütfen? Gamze hiçbir yere gitmeyecek. İzin vermiyorum. Ya tamam sen de sus. Bir yere gittim yok zaten. Ben ne sana geliyorum ne de yan daireye taşınıyorum. Ben o kadınla aynı çatı altında yaşamana müsaade etmiyorum Gamze. Ben de istemiyorum zaten. Halledeceğim. Sen bir karışma. Gider misin anne lütfen? Sen daha ana sözü dinleme. Burnunun dikine git sen. Git bakalım o burun daha çok yerlerde sürecek Gamze. Çok. Bak buraya yazıyorum. Köpekler gibi pişman olacaksın ana sözü dinlemediğine. Köpekler gibi. Ağlama lütfen. Ağlama. İşe geç kaldım. Gideyim. Olanlar için üzgünüm. Ben yine tutamadım kendimi annenin yanında. Tamam neyse tamam hadi konuşmayalım bunları. Geç kalıyorum ben. Ben Yusuf'la konuşacağım sana haber vereceğim. Tamam. Ağlama oğlum tamam mı? Bitmedi işiniz ya. Bekle bekle aç olduk. Uzadı biraz. Patron içeride seni bekliyor. Gir.
genç yapmışsınız Hikmet Bey. Ben de tam yanınıza gelecektim. Darda kaldım, el uzattınız. Allah razı olsun. Ama gerek kalmadı. Takdim edeyim. Buyurun. Gelsene sen bir yanıma. Hayırdır Hikmet Bey? Bak şuna. Kim bu kadınlar Tahir? Ne işleri var gecenin o saatinde burada? Hikmet Bey, onlar benim tanıdıklarım. Zor durumda kalmışlardı. Gidecek yerleri yoktu. Akraban mı? Yok değil. Kendi evine götürebileceğin birileri değildi yani bunlar. Ekmek yediğin yeri garsoniyere çevirmişsin. Tövbe estağfurullah. Ayıptır ya. Tövbe haşa Hikmet Bey. Ben gerçekten yardım etmek için başka çare bulamadığımdan. Bir de düzgün efendi adam bilirdik seni. Pınlı pırtığını topla derhal gidiyorsun. Nasıl yani? Siz beni... Kovuyorum seni Tahir. Kovuldun. Git bir daha da karşıma çıkma. Hikmet Bey yapmayın. Allah aşkına olur mu öyle şey ya? Ne duruyorsun? Çık dedim. Çık. Helal et bari. Ne yapıyorsun? Bu elindekiler ne? Eşyalarını çöpe atacağım. At Şükran ya. At. Sen de at. Bana ait ne varsa at, tamam mı? Hiçbir şey kalmasın, tamam mı? İşten de attılar zaten. Sen de at. Hatta ben şu iş yerindeki eşyaları önce bir atayım. Anladın mı? Ondan sonra senin şu topladığın eşyaları bir atayım. Tamam mı Şükran? Başka bir şey kaldı mı atılacak? Ha? Neyim var, neyim yoksa her şeyi atalım, tamam mı Şükran? Hiçbir şey kalmasın ya bana ait. Tamam mı? Hatta ben kendimi şu konteynere atayım. Çöp gibi öğütsünler beni. Çöpüm ben çünkü, çöp çöp, anladın mı? İşsiz kaldım. Sen niye kovuldun Tahir? Sebep? Niye cevap vermiyorsun? Çok memnunlar diye senden. Niye kovdular seni şimdi? Vicdana verdiğin para yüzünden değil mi? Şükran, ben o parayı geri verdim, tamam mı? Almadı kadın parayı. Gerek kalmadı. Kalacak kapıyı buldu çünkü. Şükran, başlama yine ya. Niye kovdular o zaman seni? Ne sebep?
Anlatsana, niye kovuldun sen işte? Ya nedenini, niçini diyorum kadın ya. Allah kahretsin, kovuldum diyorum kadın, kovuldum. Sorma diyorum, sorma. Çok canım yanıyor. Ne halin varsa gör Tahir. Sana müstahak bunlar, biliyor musun? Ama artık beni hiç ilgilendirmez. Senin var ya, tek bir kuruşuna bile ihtiyacım yok artık benim. Ne diyorsun sen kadın ya? Bu ne demek şimdi? Boşanacağım senden Tahir. Boşanacak mısın? Ne boşanması Şükrü? Sen ne diyorsun ya? Sen bunu nasıl dersin Şükran? Niye, ben diyemez miyim öyle şeyler? Boşanamayacağımı mı sandın senden? Şükran bu beceremez mi boşanmayı, ha? Ne düşündün? Şükran, aklını başına al ya. Bizim çocuklarımız var Şükran. Şimdi mi aklına geldi senin çocuklar? Sen o kadına o parayı vermeden önce düşünecektin evlatlarını. O kadınla aramda bir şey yok diyorum. Sen bana niye inanmıyorsun Şükran ya? Şükran, bak tamam. Yine de hatam varsa affet, kusuruma bakma Şükran. Affetmeyeceğim. Boşanacağım. Şükran, işim gücüm de yok benim. Sen nasıl geçineceksin? Senin parana ihtiyacım yok ki benim. Çalışacağım ben zaten. Çalışacaksın ha? Çalışacaksın, sonra boşanacaksın. O Gamze karısı sokuyor değil mi bu düşünceleri senin kafana? Ha? O sokuyor değil mi kafana, o yılan kadın? Ne alakası var ya kadının? Günahını alma boşuna. Ben sana yıllardır söylüyorum çalışmak istediğimi. Duyuyor musun sen beni? O giriyor değil mi senin kanına? O cesaretlendiriyor değil mi seni? Tahir, boşu boşuna kadını suçlama. Sen bir suçlu arıyorsun, acık dön de kendine bak sen. Senden cesaret aldım, biliyor musun? Seni affedemedim. Mecbur cesaret buldum ben de. Toplantı başlamadan bana haber ver. Peki Gamze. Tahir. Konuşacağız seninle. Hayırdır? Şükran'ın benden boşanmasını konuşacağız. Sen girdin onun kanına değil mi? Yavaş. Bak ben burada müdüre oldum. İçeride çalışan insanlar var. Beni ilk günden sakın rezil edeyim deme. O zaman dışarıda konuşacağız. Ne konuşacağız ya seninle? Ben Şükran'a bir şey demedim. Sebep olduğun şeyler için bir suçlu arama. Suçlu arıyorsan da önce kendine bak. Şükran da öyle söylüyor. Tahir. Boşanmak istemiyorum. Boşanmak istemiyorum. Hadi al şunu. Boşanmak istemiyorum. Geç otur şöyle, geç. Hadi gel. 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 Tamam gel. Git otur. Tamam. Tamam. Al şunu. Daha iyi misin şimdi? Gamze. Şükran'la konuş lütfen. O seni dinler. Boşanmışsın benden. Benim vicdanla bir ilişkim yok. Yeminle, vallahi yok. Ama o bana inanmıyor. Benim konuşmamla aranız düzelmez ki. Tahir, sen Şükran'ı hiç dinlemedin.
isteklerini hep göz ardı ettim. Yok saydın onu. Kadın var olmak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor Şükran. Ben buradayım demek istiyor. Ama sen duymuyorsun. Yok sayıyorsun hep kadını. Bak sen eğer Şükran'a böyle davranmasaydın, bence vicdan konusunda çok daha anlayışlı olurdu. Bu kadar tepki vermezdi. Ne yapmam lazım? Şükran'ın çalışmasına izin vermen lazım. Nerede çalışacak ki? Bir lokanta işi var. Ömer'in arkadaşı Yusuf lokantasını devrediyormuş. Ben de bankadan kredi çekip lokantayı devralacağım. Orayı işleteceğiz. Şükran da orada çalışacak. Bir aile işletmesi olacak. Biz bize olacağız. Ya orada çalışmasında ne sakınca olabilir Tahir? Öyle değil mi? İzin verirsem. Boşanmaktan vazgeçer mi? En azından bir umudun olur. Benim toplantıya gitmem lazım. İşimden kovuldum biliyor musun? Aa, niye? Vicdan yüzünden. O musibeti bir an önce def etmemiz lazım. Nasıl olacak o? Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sakın bir taşkınlık yapayım deme Tahir. Sakın. Duydun mu beni? Duydum, duydum. Hazan, toplantı başlıyor. Tamam, geliyorum hemen. Ne yaptın? Görüşebildin mi bir yerlerle? Evet, evet. Görüştüm de daha bir sonuç alamadım. Ama aşağıdaki marketin kasiyeri işten çıkacakmış. Yarın gelin görüşelim dediler. Olur inşallah, umutluyum ben. Reşat Hoca'nın yanında. Ay Hoca biliyor mu acaba kim olduğunu? Zehrin hocam, dursana. Merhaba hocam. Merhaba. Siz bu hanımı biliyor musunuz hocam? Tanıyor musunuz kim olduğunu? Biliyorum. Öyle mi? Hocam yanınızda ne işi var o zaman? Zehrin ne yapıyorsun öyle hesap sorar gibi? Var geçerli bir sebebim Zerrin Hanım. Ama benim Allah'tan başka kimseye verecek hesabım yok. Ne oluyor ya? Nasıl yani? Ya sen ne soruyorsun öyle kötüyü yorar gibi? Varmış işte bir sebebi. Sen tanımıyor musun Reşat Hoca'yı? Namazında, abdestinde adam. Kızdı işte. Yürü hadi. Müdür Hanım. Hayırlı olsun, ha gelelim dedik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzeller. Odan güzelmiş ama sanki bir şey eksik. Ne eksik acaba? Yani işte yaptım bir şeyler ama tabii var daha eksiği. Yani zamanla tamamlanır. Bence sen buradan başla.
Ne bu? Sen yırtıp atmıştın ya. Ben birleştirdim. Konuştun mu Yusuf'la? Konuştum. Hatta indirim bile istedim. Babasıyla konuşup bize dönecek. Ama bunu bir an evvel babama söylememiz lazım. Söyleriz. Ben Tahir'e söyledim zaten. Gamze, niye acele ediyorsun? Hem sen ne zaman gördün abimi de söyledin? Bugün buraya geldi. Şükran boşanmak istediğini söylemiş abine. O da tabii benden bildi. Senin gibi. Vallahi dedim bir an herhalde burada böyle bağırıp çağıracak, olay çıkartacak. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Sonra birden ağlamaya başladı. Şükran'dan boşanmak istemiyor. Dediğim sana abim bırakmaz yengemi. O farkında olmasa da seviyor. Bir de Şükran bilse. Sizin ailede bu genetik galiba. Yani erkeklerin nasıl sevdiğini anlayamıyoruz bir türlü. Anlamıyor yani karşı taraf. Geçmiyor. Hatlarda bir sıkıntı var. Sürekli bir arıza. Kesinti yani. Sen benle didişe iyice dillendin ha. Aa, Ömer. Hı. Ne yapıyorsun bankanın ortasında? Her yerde kamera var. Bir de Tahir çıkarken şey dedi. İşten kovulmuş. Kovulmuş mu? Evet. Niye? Ne olmuş? Ne bileyim. Vicdan yüzünden dedi. Çıktı gitti. Böyle sinirle kapıyı çarptı. Ay inşallah bir taşkınlık yapmamıştır. Neyse benim işim bitti. Hadi biz gidelim yarın önce eve. Tamam, taksiyle gideriz. Böyle bıraktım. Yıktın kapıyı, ne oluyor Tahir? Baba çekilir misin? Tahir! Mahvettin lan beni! Tahir! Rezil kadın! Tahir! Şeytan! Tahir dur! Rezil kadın! Şeytansın lan sen, şeytansın! Şeytan! Dur oğlum, ne oluyor yine? Bu kadın yüzünden işimden kovuldum baba. İşsizim artık. Mahvetti bu kadın beni, mahvetti. Bırakacaktınız, öldürecektim ben bu kadını. Bırakmadınız ki beni. Abi bırakmadınız. Abi dur abi. Abi bir dur. Allah rızası için bir dur, sakin ol. Ne oldu? Vicdan sana ne yaptı da işten atıldın? Bu karı geçen gece kapıma geldi. Defol git dedim. Olay çıkarmakla tehdit etti beni baba. Ben de ne yapayım? Aldım götürdüm bunu basım evine. Patronum güvenlik kamerasından olan biteni her şeyi izlemiş. Yıllarca çalıştığım işten bir dakika içinde kovuldum baba. Bu kadın yaptı. Bu kadın. Şükran da boşuyor beni. Ne? Şu halime bak baba. Şu halime bak. Bir içim artık baba, bir içim. Çöp etti bu kadın beni. Bırakın cezasını keseceğim ben bu kadını. Ömer hadi. Ömer. Cezasını keseceğim. Hadi hadi oğlum. Hadi. Bırakın. Sokağa atacağım bu. Sokağa atacağım. Ya sen hala ne duruyorsun be burada? Gitsene. Hiçbir kötü niyetim yok benim. Kızımı kurtarmak için namusumla çalışmak istiyorum sadece. Hadi be oradan. Sen onu benim külahıma anlat. Çık git buradan. İş bulana kadar bir yere gitmem. Ya sana kim iş verecek burada? Git başka yerde iş ara. Bu insanlara daha fazla zarar vermeden defol git. Ağlama. Ağlama kızım. Ağlama, geçecek bu günler. Annem yanında. Gördün mü kızıma yaptıklarını? Üzdün, ağlattın kızımı. Ne biçim annesin sen? Sus. Sakın benim anneliğime laf etme. Anne. Anne ne oluyor yine? Niye herkes kavga ediyor? Yok bir şey oğlum. Gamze, sen Tuna'yı al, yukarı çık. Nilüfer, sen de odaya geç.
Bize biraz müsaade et. Bize verdiğin zararları tekrar yüzüne vuracak değilim. Sonuçları zaten ortada. Haklısın. Hepinizi üzdüm. Zarar verdim hepinize. Burada kalamazsınız artık. Biliyorum ama... Ama gidemem. Vicdan. Kalamazsınız diyorum. Ama her şeye rağmen kalmam lazım Ömer. Ne demek kalmam lazım? Ne saçmalıyorsun ya hala? Gideceksin buradan, mecbursun. Gidemem diyorum. Neden, neden? Kızım için kalmam lazım. Nilüfer Tahir'in kızı.